bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim demene gerek yok kızım. De. Siz hala küs müsünüz? Hayda. Yok Öykücüğüm. Yok öyle bir şey. Ne alakası var? İki gündür kimse birbirine bakmıyor. Mesela babam baksa Canan ablam bakmıyor. Canan ablam baksa babam bakmıyor. Tamam kızım sen de o zaman önüne bak. Kimsenin kimseye baktığına bakıp bakmadığına bakma. Önüne bak yemeğini ye. Siz kesin küstünüz. Neden küstünüz ki? Öykü kızım seni ilgilendirmez. Ben anladım işte siz küsmüşsünüz. Öykü biz bak biz küs değiliz yani. Böyle aramızda küçük bir dargınlık var. Ama yani öyle önemli bir şey değil. Bak işte biliyorum ne söylüyorum. Sen yemeğin bitti mi bakayım? Evet. Tamam o zaman. Hadi ödevini yapmaya. Ya baba. Ne ya baba? Bunlardan cuma. Yani? Ben ödevlerimi yarın yaparım. İyi tamam o zaman dişlerini fırçala yatağa hazırlan. Baba bugün günlerden cuma. Ha, ne olmuş cumaysa anlamadım. Yani cuma günleri bütün arkadaşlarım geç yatıyor. Ben de birazcık geç yatsam. Olur. Öyle. O zaman bir şey diyeceğim. Kızım sürekli bir şey diyeceğim demene gerek yok desene. Ay pardon. Şey, hep beraber film izleyelim mi? Olur. Çizgi film falan izleyemem ben. Kafam yanıyor ciu ciu. Baba, biz çizgi film izlemeyeceğiz ki. Böyle büyük filmleri oluyor ya. Ama küçüklerin de izleyebileceği büyük filmleri. Anladım. Biz de Canlı ablamla Mısır'ı da patlatırız değil mi? Patlatırız tabii. Alo. Candan ne haber? Müsait misin? Müsaitim. Ne oldu? Ya sizin oralardayım da bir kahve içelim mi diyecektim. Bu saatte. Bilemedim şu an. Biraz canım sıkkın. Biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Aslında seninle konuşmaya ihtiyacım var. Sana bir şey danışacaktım. Yardımını istiyorum gerçekten. Peki. Tamam. Tamam. O zaman bir kahve içelim. Neredesin sen? Ben arabadayım. Yani birazdan alırım seni. Çok yakınım zaten. Peki. Canan abla, biz masayı da topladık. Hadi mısır patlatmaya. Öykücüğüm, benim küçük bir işim çıktı şimdi. Başka zaman yapsak olur mu? Ya. Kızım tamam biz baş başa yaparız. Mısırımızı da patlatırız. Candan ablan gitsin ne yapıyorsun? İşlerini halletsin gelsin. Oley. O zaman sana da başka zaman Candan abla. Olur, başka zaman yaparız. Ben çıktım o zaman. Hı hı. Görüşürüz. Oh be! Ben kızımla baş başa kalmayı özledim bir kere. Baş başa kalamıyordum kızımla ben. Atla, mısır yapmaya, hadi. Mısır patlatıyoruz. Resulüs de bir keresinde hapishanede mal tabağından güvercin yapmış. Ne diyor? Hapishane müdürü de görünce içeri canlı hayvan sokmak yasak. Dışarı çıkarttım bunu demiş. O biçim gerçekmiş yani. Sen onu şeye biliyor musun? İyi. Bir defasında iddiaya girmişler. Yemekhanede hukuklu saat. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun efendim. Tatlı alabilir miyim? Tabii. Ne istersiniz? Muhallebi. Muhallebi iki tane. Evet. Hemen gel. Usta masa ikiye iki tane muhallebi. Ben şunu götürüyorum sen onları hazırlarsan. Buyurun. Yedi kere sekiz, sekiz. 56. 56'nın altı sıfırda. 7, 4 daha. 11. 11. 5 geldi. 16. 16. Ne yaptı? 166.
1966. Aferin be. Ufacık kızla hesap yapıyorum. Çok mu seviyorsun matematiği? Pekala, büyüyünce ne olacaksın? Veteriner. Veteriner mi? Hayvanları da mı çok seviyorsun? Evet. Bir de benim Canan ablam veteriner de. Aferin. Bana bunu bırak şimdi. Salih bir şey misin? Olur, teşekkür ederim. Kıza bir sadep yapın. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Bakar mısınız? Hemen ilgileniyorum. Biraz yoğunluğumuz vardı. Şöyle. Teşekkürler. Yemekleriniz hemen geliyor. Çıkmak üzere. Afiyet olsun. Çay içer misiniz? Şunları. Masa dördün siparişleri hazır. Bunlar nereye gidecek? Bolognese makarnayla hamburger masa dörde gidiyor. Masa dört neresi? Ya haklısın. Masa dört kırmızı hanımefendiyle kel beyefendinin oturduğu masa. Tamamdır. Hemen o masaya. Kel beyefendi. Neyse. Özür dilerim efendim. Birazcık siparişleriniz gecikti çünkü çok yoğunluğumuz var. Bolognese makarna kiminde? Benim. Buyurun. Sizin hamburgeriniz. Çok teşekkür ederim. Sen ne kadar tatlıymışsın böyle. Teşekkür ederim. İçecek olarak ne alırdınız? Sen ne önerirsin? Maalesef ayran diyeceğim. Neden maalesef? Çünkü babam asitli içecekler içmeme izin vermiyor. Neden izin vermiyor? Ben bir sorayım. Baba! Efendim kızım? Sen neden izin vermiyorsun asitli içecekler içmeme? Zararlı çünkü kızım. Zararlıymış. Baban çok haklı. Biz de ayran içelim o zaman değil mi? Tabii. Tabii. Ha. Boşver. İki tane acil ayran. Hemen vereyim. Sen bu işi kaptın. Ayranlar geldi. Buyurun, bu sizin. Teşekkür ederim. Bu sizin. Çok teşekkürler. Başka bir ihtiyacınız var mıydı? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Başka bir ihtiyacınız var mı? Teşekkürler. Kardeşim, ne yapıyorsun ya? Lan oğlum, senin ne işin var burada? Ne oldu oğlum, gelemez miyim ya? Gelemezsin. Doğru söylüyorsun, gelemem. Sen nereden duydun, burada şaştın? Bulaşıkçı söyledi. Ya oğlum, bizim de kendimize göre çevremiz var değil mi? Anladım, tamam kardeşim. Hadi bak, işlerim var, çok yoğun. Dur oğlum, dur. Ya bir şey konuşmam lazım seninle. Ya oğlum konuşursun, yoğun. Görmüyor musun yoğunluğu? Bak Öykü bile çalışıyor. Hoş geldin Nur abi. Vay be, amcasının yeğenine bak nasıl çalışıyor. Aferin kız sana. Hamburger alabilir miyim sana? Oğlum akşam konuşuruz kardeşim, ne olur hadi. Tamam şimdi. Oğlum, dur bir dakika, ben de yardım edeyim ya, seni. Ya hayır, istemiyorum. Ya, tamam. Ya bırak sen. Emir, ne oluyor? Ne işin var senin burada ya? Çık dükkanından dışarı. Ya adımını atartmaz olaya çıkıyorsun be kardeşim ya. Ya tamam ya, Allah Allah. Yemedik ya dükkanınızı. Çık çık. Kusura bakma patron. Patron. Eleman lazım mı? Yardım edeyim mi ben de? Çık. İstemiyor musun? Bak çıkıyorum. Lan gitsene oğlum, git git. Kusura bakma patron. Mahvettin ortalığı. Hah, Candan, bir de sen eksiktin. İş çıkışı Öykü'yü Hacı anneye bırakıp eve gelebilir misin? Sevgi bizimle Öykü hakkında konuşmak istiyormuş. Okulda Öykü'nün rahat etmesi için çok iyi bir fikri olduğunu söyledi. Topluyorum patron. Oh, ne dedi? Olur diyor. Süper. Hadi, hadi bir an önce alışveriş yapalım. Evi hazırlayalım. Tamam. Yoldan da Uğur'u ararız. Haber veririz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şunları. Çok teşekkürler. Buyurun efendim. Rica ederim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Yine bekleriz. Sağ olun. Ben alırım onu kızım. Tamam, sen baba götür. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Ben bunları götürürüm. Tabii. Buraya hesap. Tamam, hesap. Ben...
Saat şu masanı. Sevdin mi hamburgerini bakayım? Çok sevdim baba. Baba çok iyi bir işçili oldun. Vallahi tebrik ederim. Sağ ol. Al bakalım Demir. Sağ ol patron. Patron burada fazladan var. İşten de iyi oldu. Maaş işten de iki kat arttı. Öyle oldu işte. Sağ ol patron. Al bakalım ufaklık. Bu da senin. Ya emek harcın. Babana da yardım ettin. Emeğinin karşılığı. Okul açlığı yaparsın. Teşekkür ederim. Sağ ol patron. Baba ben para kazandım. Aferin benim kızım. Hemen at onu cebe. Hadi bakayım yemek bitecek. Çabuk çabuk. Aç ağzını. Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gel bakayım. Bir de beni getirmeyecektin baba. Vallahi getirmeyecektim. İyi ki de getirmişsin değil mi? İyi ki de getirmişim vallahi. Öykü ben seni şimdi Hacı Ana'ya bırakacağım. Sonra alırım tamam mı? Sen nereye gideceksin ki? İşim var. Öyle suratını asma. Candan abla aradı da önemli bir şey konuşacakmış. Ha Candan ablaysa gidebilirsin. Ha Candan ablaysa gidebilirsin. İzin verdiğiniz için teşekkür ederim Prenses Hazretleri. Rica ederim. Rica ederim. Atlayın bakayım. Atla. Hop. Hop. Evet. Hazır mısın? Kalkıyoruz. Evet. Gidiyoruz. Evet. Ya hadi baba söyle. Kızım dur kıpraşma. Kaç santim uzamışım? 2 santim. Yaşasın. Bak gördüm 9 yaşıma geldim. Çabucak büyüdüm. 10 yaşına geldiğinde kim bilir nasıl uzayacağım. Hadi gelin artık. Baba. He. Bence ben senden uzun olacağım. Allah Allah. Bak sen. O sütünü içmezsen uzun olamazsın. Hep böyle bücürük kalırsın. Ya. Ya. Kızım yavaş. Öykü. Gördün mü? Bıyıklarını sil. Ne? Bıyık, bıyık. Canan abla. Sen ne diyorsun? Yani ben senin kadar olabilecek miyim? Vallahi bence sen beni bile geçebilirsin ama kahvaltını bitirsen. Vallahi konuşmaya geldiğimi sırf çene. Yemeğe gelince ı-ı. Yemeğim bitecek. Hadi bakayım. Tamam. Bir şey diyeceğim. Siz küs müsünüz? Yok. Nereden çıkardın? Niye öyle bir şey dedin ki? Niye küs olalım canım? Alakası yok. Hiçbirbirinize bakmıyorsunuz da. Yok işte yemek yerken önümüze bakıyoruz. Yok bir şey ya. Kahvaltı yaptığımız için öyle. Yani ona konsantre olduk şimdi. Evet yani. Evet şey, karıcığım gel öpeyim. Gel. Bir de buradan öpeyim. Heh. Ben de öpeyim seni. Bak. Bak. Ben bir kapıya bakayım. Ne yapıyorsun kardeşlerin en cantisi?
İyi, sabah sabah. Hayırdır? Allah Allah. Nur abi. Fındık kurdu. Ne yapıyorsun kız? İyiyim sen? İyiyim ben de. Bu kız olması var, yüzümüze bakacak yok ha. Ne haber Candan? Nursel. Baş mısın? Yok kardeşim, yok. Ben anam hazırladı, yedim evde. Ama bir çayını içerim be. Olur, git al. İlki aç değilsin ha. Aç olsan kim bilir. Allah Allah. Oğlum sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun ya? Bir şey diyeceğim. Hı? Siz küs müsünüz? Öykü sen sabah sabah niye herkes onunla küs müsün? Bunu niye küs olalım ya? Kardeşim, kardeşim. Gel kardeşim benim. Oh. Gel o. Oh. 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 Ne küs ya? Oldu mu? Aldı. Aldı mı? İleride gel bahçeye çıkalım ya. İstemiyorum. O zaman kantine gidelim. Ya istemiyorum. Ama biz sıkıldık. Gidin o zaman. Yanımda durun diyen mi var? İyi sen bilirsin. İyi sen bilirsin. İlayda'ya yakın arkadaşlarına ne biçim davrandı öyle? Ana. İlk dersten beri de yerinden kalkmıyor. Ne bakıyorsun ya, dönün de. İlayda sen iyi misin? Sana ne? Layda? Layda iyi misin? Git başım ben. Gideyim de yani hasta falan mısın? Sevgi öğretmeni çağırayım mı? İstemem. Peki. Sana su falan getireyim mi? Öykü git. Peki. Ne olmuş? Bilmem ama çok ağlıyor. İyi kendini bilir. Neyse hadi gel. Hava çok güzel, bahçeye çıkalım. Çıkalım. İlayda pek iyi karşılamadım onu. Boşanma kararı. Çocuğum ağlıyor dünden beri. Ben tabii ki bir pedagoga götüreceğim ama çok rica ediyorum. Siz de birazcık daha dikkatli davranırsanız. İlayda çok hassas bir çocuk. Tabii merak etmeyin, ben dikkat ederim. Hay Allah. Çok üzmeyin siz de kendinizi, böyle harap ettiniz. Çocuklar koşmadan çıkın. Ödevleri yapmayı unutmuyoruz, tamam mı? Tamam. Hı, sağ ol. Görüşürüz Öykü. Görüşürüz Baksın. İlayda. Hı. Üzülme. Neden sen? Üzülme diyorum. Annenle baban ayrılıyormuş ya. Annen seni çok seviyor. Seni de asla bırakmaz. Biliyorsun değil mi? Ben iyiyim gene. Tamam. İnsan ağlama da üzülme de. Senin de annenle baban böyle olunca, yani sen üzülmüş müydün? Benim annem de babam da hiç birleşmediler ki. Ayrılmadılar da. Sonra annem de gitti. Ama sen canını sıkma, tamam mı? Annen seni çok seviyor. Ve seni asla bırakmayacak. Hoşça kal. Hoşça kal. Canını sıkma, tamam mı?
İyi hafta sonları Öykü. İyi hafta sonları Öykücüğüm. Görüşürüz Öykü. Güle güle İlayda. Candan. Ah efendim. Ya, Öykü'nün ateşi mi var? Bana mı öyle geliyor? Baksana bir. Dur bakayım. Yok galiba. Ya Müfte teyzenin evi sıcak da siz de dışarıdan geldiniz ya. Sana mı öyle geldi acaba? Olabilir. Ben bir yatırayım. Tamam. Demir. Hı. Biraz konuşalım mı? Olur. Demir ben tekrar özür dilerim senden. Yani Cemal konusunu sana sakladığım için. Tamam, geçti gitti. Geçmedi. Ya ben gerçekten büyük bir aptallık yaptım ona inanarak. Yani biliyorum sizin aranızda kan bağı olmasaydı da siz baba kızsınız Öykü'yle. Ya bunu kimse değiştiremez, kimse bozamaz. Ama ne bileyim yani bir anda panikledim işte ben de. Tamam Candan. Yani geçti gitti işte dediğim gibi. Üzme kendini. Her şey yoluna girdi şu an. İyi geceler. Demir gitme. Murat konusunda da... Baba. Öykü. Baba. Öykü. 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 Baba. Şundan ateşi var. Demir ne yapsak? Duşa mı soksak? Yok zaman kaybetmeyelim. Sen taksiye ara hastaneye gidiyorsun. Tamam. Gel kızım. Kızım bir şey yok. Bir şey yok kızım. İyi misin? Dur. Baba. Dur. Alo. Alo acilen bir taksi istiyoruz. Yasemin sokak 10 numara. Tamam. Tamam geliyor şimdi. Baba. Kardeşim Azize hastanesine çabuk. Candan. Kızım. Baba. Tamam kızım merak etme gidiyoruz şimdi hastaneye. Çabuk çabuk çabuk. Kızım, kızım iyi misin? Candan çok ateşi var. Kardeşim ne olur biraz hızlı sür ne olur. Alo İhsan Bey, Öykü'nün durumu iyi değil. Biz şimdi hemen hastaneye gidiyoruz. Siz gelebilir misiniz oraya? Tamam tamam sağ olun görüşürüz. Ne diyor? Hastaneye geliyormuş. Ha, tamam. Baba. Tamam kızım bak hastaneye varacağız birazdan. Kardeşim ne olur gözünü seveyim yetiştir bizi. Kızım. Tamam kızım. Bakar mısınız? Yardım edin lütfen araçta hastamız var. Kızım şey hastaneye geldik şimdi. Bak buradayım ben yanındayım. Doktor ateşine bakacak. Sonra evimize gideceğiz. İyi olacaksın tamam mı? Geldik. Demir Bey ne oldu? İhsan Bey bir şey oldu. Tamam tamam. Ben hemen ilgileniyorum. Şimdi, ateşim, tamam mı? Tamam. Siz sakin olun Demir. Tamam. Kızım buradayım kızım. Buradayım kızım. Buradayım bak İhsan Bey başında şimdi ilgilenecek seninle. Tamam, merak etmeyin. Kızım buradayım bak. Bak. Bak İhsan abi yanında şimdi. İyi olacak değil mi? Geçecek her şey. İyi olacak Demir. Bak İhsan Bey de yanında elinden geleni yapıyorsan sakin ol. Sakin olayım. Allah'ım yardım et bize. Hah, İhsan Bey nedir durum? Şimdi tetkikleri yapıldı. Ateşi düşürüldü. Durumu stabil. Oh.
Yalnız bu Öykü'nün geçirdiği atakların en büyüğü. Yani şimdi önümüzü daha iyi görebilmek için sabaha kadar beklemek durumundayız. Bütün sonuçlar bir çıksın. Ondan sonra durumu değerlendirmek daha sağlıklı olacak. Doğruyu söyleyin. Bir şeyler var değil mi? Yani bu kez başka bir şeyler var değil mi? Emir Bey. Biraz daha sabır. Biliyorum çok zor. Ama lütfen biraz daha sabır. Tamam? Sağ olun Hüseyin Bey. Durdurum yani kızım üşütmüş mü? Mikrop mu kapmış? Değil mi Bey? Sakin olun. Oturabilir. Yok yok sağ ol. Gerek yok. Ne olmuş? Şöyle. Yani maalesef bizim Öykü'nün tedavisinde kullandığımız ilaçların umduğumuz kadar etkili olmadığını saptadık. Yani son geldiğimiz aşamada durum mu? Anlamadım. Nasıl yani ilaçlar? Hiçbir şey yaramıyor mu yani? Boşuna mı içiyor? Hani kızım benim daha iyi olacaktı, ilaçları kullanacak. Yani süreç beklenildiği gibi ilerlemedi. Değil mi beyim? Ben de sizin kadar üzgünüm. Niye? Niye üzgünüz? Anlamadım. Üzgün olacak bir şey mi oluyor Öykü'ye? Anlamadım. Deneyeceğimiz tek bir yol var. O da uygun bir donör bulup, tabii bulabilirsek, kemik iliği nakli yapmak. Yoksa maalesef Öykü'nün çok fazla vakti yok. Öykü güçlüdür, patlatır. Peki İhsan Bey, bize bir şey söyleyin. Bize bir yol söyleyin. Bizim ne yapmamız lazım? Nereden başlamamız lazım? Şimdi biz ilk bankasına uygun donör için bir tarama başlatacağız. Yani bu süreçte sizin yapabileceğiniz en iyi şey kan vermek ve test yaptırmak. Umarım en yakın zamanda uygun iliği buluruz. Ben ilk bankasıyla ilgili işlemleri hemen başlatacağım. Getirmeyecektin baba. Vallahi getirmeyecektim. İyi ki de getirmişsin değil mi? İyi ki de getirmişim vallahi. Öykü, ben seni şimdi Hacı Ana'ya bırakacağım. Sonra alırım, tamam mı? Sen nereye gideceksin ki? İşim var. Öyle suratını asma. Candan abla aradı da önemli bir şey konuşacakmış. Ha, Candan ablaysa gidebilirsin. Ha, Candan ablaysa gidebilirsin. İzin verdiğiniz için teşekkür ederim Prenses Hazretleri. Rica ederim. Rica ederim. Atlayın bakayım. Atla. Hop. Hop. Evet. Hazır mısın? Kalkıyoruz. Evet. Gidiyoruz. Evet. Oo. Hoş geldin. Selam. Ne haber? İyi. Senden? İyiyim ben de. Sağ ol. Ver. Al. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Candan. Vay vay vay, neler yapmışsınız kızlar ya. Ellerinize sağlık. Uğur, sen Demir'i gördün mü bugün? Ya morali falan nasıldı? Gördüm. Gördüm, çalıştığı kafeye gittim bugün ama o kadar yoğundu ki garibim, yani yüzüme bile bakamadı vallahi. Kafede mi çalışmaya başlamış? Ya bana onu bile söylemedi. Tamam canım, sıkmayın canınızı. Şimdi Demir gelir, her şeyi oturur konuşuruz. Her şey de yoluna girer. İnşallah sevgi. Geç sevgi. Hadi. Ben de şunu götüreyim. Vay be, neler yapmışsınız ya. Ben de mutfağa bakayım. Bak bak. Ben de şunun tadına bakayım o zaman, nasıl olmuş. Koşturma karakuzum. Ya bak Öykü, Hacı Hacı'nın sözünü dinleyeceksin, tamam mı? Usludur. Ben almaya geleceğim seni. Tamam babacığım. Aferin güzel kızıma. Anacığım çok teşekkür ederim ya. Geç gelme. Ne demek evladım, lafı mı olur Allah aşkına? Görüşürüz.
Demir oğlum, Uğur gördün mü bugün? Gördün. Yalnız mıydı, yanında biri var mıydı? Yalnızdı, niye ki? Çenemi tutayım diyorum, bir türlü beceremiyorum. Ne oldu ki? Demir oğlum, müjdemi isterim. Cemal dönmüş. Cemal mi dönmüş? Anlamadım. Bu sabah kök topu geldi, yurt dışından dönmüş. Ay ne kadar özlemişim keratayı. Karşımda görünce anladım. Ha, ya görüyor musun, Uğur söylemedi bana. Uğur'la beraber çıkıp gittiler, Demir'e gideceğiz dediler. Bir şey oldu demek ki. Ha, demek ki yani bulamadılar beni muhtemelen. Ama oğlum sen sakın onu karşında gördüğün zaman bildiğini belli etme, olur mu? Çünkü Cemal sana sürpriz yapmak istiyordu. Tamam anacığım, merak etme, belli etme. Gelirim ben o zaman, görüşürüz. Görüşürüz oğlum, sen kızı merak etme. Tamam, ha? Tamam. Tamam. Hoş geldin. Candan, okulda bir şey olmuş değil mi? O İlayda'yla manyak annesi üzmüşler değil mi kızımı? Yok Demir, yok öyle bir şey yok. Sen geç içeri, gel. Ha? Geç. Kardeşim, hoş geldin. Hoş geldin Demir. Ne oluyor ya? Hoş bulduk Sevgi. Candan bir şeylerden bahsetti. Öykü okulda bir şey... Yok yok. Öncelikle Öykü hakkında hiç kötü bir şey yok, merak etme. Ha. Candan niye söylemedin? Aklıma bin türlü şey geldi. Haklısın ama... Oğlum ya, kızlar sürpriz yapmak istemişler işte. Yani sen de naz yapma geç. Bir balık yapmışlar. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Elleriyle hazırlamışlar balığı. Balık mı? Hı hı. Bak bu mezeler falan var ya, hepsini kendileri yapmışlar. Dışarıdan hiçbir şey almamışlar. O zaman biz balıkları getirelim Candan. Bak o kadar övdü Uğur, mahcup olmayalım. Hadi. Vay be, balık ha. Ha, oğlum. Cemal sana mı gelmiş? Evet oğlum, geldi işte, senin yanına geldim konuşayım diye. Vaktin yoktu, konuşamadık. Sen Öykü'yü eve bırakırken Hacı Anam mı söyledi sana? Evet, evet de sonrasında da sokakta karşıma çıktı Cemal. Ya bu herif niye hala bizim peşimizde, anlamadım ya. Ben de bir şey konuşmak için gelmiş. Doyamadı zaten konuşmaları, ne konuşacakmış ki? İşte dedi yani, Asun'un onu ihbar ettiğini sen biliyor musun? Ne? Ya biliyormuşsun işte Asun'u ihbar ettin. Önceden haberim varmış. Sen de inandın mı yani şu an buna yani? Ben öyle bir şey demedim Uğur. Ha, şimdi de herif bizim aramızı bozmaya taktı kafayı. Bak ben sana söyleyeyim, görürsün. Buyurun. Of, balığa bak ya. Of, ellerinize sağlık, vallahi ellerinize sağlık. Ben şöyle geçeyim. Ben bir tane alacağım vallahi. Nasıl? Efsane. Alsana bir tane. Alacağım şimdi. Demir, ver. Hı? Ver tabağını. Enginar. 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 Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Bakar mısınız? Hemen ilgileniyorum. Biraz yoğunluğumuz vardı. Şöyle. Teşekkürler. Yemekleriniz hemen geliyor. Çıkmak üzere. Afiyet olsun. Çay içer misiniz? Şunları. Masa dördün siparişleri hazır. Bunlar nereye gidecek? Bolognese makarnayla hamburger masa dörde gidiyor. Masa dört neresi? Ya haklısın. Masa dört kırmızı hanımefendiyle kel beyefendinin oturduğu masa. Tamamdır. Hemen o masaya. Efendim, neyse. Özür dilerim efendim. Birazcık siparişleriniz gecikti çünkü çok yoğunluğumuz var. Bolognese makarna kiminde? Benim. Buyurun. Sizin hamburgeriniz. Çok teşekkür ederim. Sen ne kadar tatlıymışsın böyle. Teşekkür ederim. İçecek olarak ne alırdınız? Sen ne önerirsin? Maalesef ayran diyeceğim. Neden maalesef? Çünkü babam asitli içecekler için mi izin vermiyor? Neden izin vermiyor? Ben bir sorayım. Baba! Efendim kızım? Sen neden izin vermiyorsun asitli içecekler içmeme? Zararlı çünkü kızım. Zararlıymış. Baban çok haklı. Biz de ayran içelim o zaman değil mi? Tabii. Tamam. Ha. Boş ver. İki tane
hemen vereyim. Sen bu işi kaptın. Ayranlar geldi. Buyurun, bu sizin. Teşekkür ederim. Sizin. Çok teşekkürler. Başka bir ihtiyacınız var mıydı? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Başka bir ihtiyacınız var mı? Teşekkürler. Kardeşim, ne yapıyorsun ya? Lan oğlum, senin ne işin var burada? Ne oldu oğlum, gelemez miyim ya? Gelemezsin. Doğru söylüyorsun, gelemem. Sen nereden duydun, burada şaştın? Bulaşıkçı söyledi. Ya oğlum, bizim de kendimize göre çevremiz var değil mi? Anladım, tamam kardeşim. Hadi bak, işlerim var, çok yoğun. Dur oğlum, dur. Ya bir şey konuşmam lazım seninle. Ya oğlum konuşuruz, uyuyor. Görmüyor musun yoğunluğu? Bak, Öykü bile çalışıyor. Hoş geldin Nur abi. Vay be, amcasının yeğenine bak, nasıl çalışıyor. Aferin kız sana. Hamburger alabilir miyim sana? Oğlum akşam konuşuruz kardeşim, ne olur. Hadi tamam şimdi. Oğlum, dur bir dakika, ben de yardım edeyim ya, seni. Ya hayır, istemiyorum. Ya, tamam. Ya bırak sen. Emir, ne oluyor? Ne işin var senin burada ya? Çık dükkanından dışarı. Ya adımını atartmaz olay çıkıyorsun be kardeşim ya. Ya tamam ya, Allah Allah. Yemedik ya dükkanınızı. Çık. Kusura bakma patron. Patron, eleman lazım mı? Yardım edeyim ben de. Çık. İstemiyor musun? Bak çıkıyorum. Lan gitsene oğlum, git. Kusura bakma patron. Mahvettin ortalığı. Candan, bir de sen eksiktin. İş çıkışı Öykü'yü Hacı anneye bırakıp eve gelebilir misin? Sevgi bizimle Öykü hakkında konuşmak istiyormuş. Okulda Öykü'nün rahat etmesi için çok iyi bir fikri olduğunu söyledi. Topluyorum patron. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şunları. Çok teşekkürler. Buyurun efendim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Yine bekleriz. Sağ olun. Ha, ben alırım onu kızım. Tamam, bak, sen baba götür. Tamam, hadi. Ben bunları götürürüm. Tabii. Buraya hesap. Tamam, hesap. Hesap şu masanın. Ne bileyim, ben hiç anlamam ki böyle işlerden, biliyorsun beni. Ya anlayıp anlamaman önemli değil ya. Sen içinden geçeni söyle yeter bana. Benim içimden geçenden çok daha fazlası, çok daha ciddi bir yatırım bu anlattığın. Yani yapma mı diyorsun? Hayır canım, öyle demiyorum da. Yani yurt dışında hastane açma fikrini bana danışmak çok iyi bir fikir değil diyorum. Neden? Yani bu işlerden, böyle para işlerinden falan anlayan birileriyle konuşsan daha iyi değil mi senin için? Ya Candan, ben değer verdiğim insanların fikrini almak istiyorum. Yani o yüzden seni aradım. Baban ne diyor peki? Ama bir şey demiyor, bana bıraktı yani. Anladım, sen de pek yardımcı olmayacaksın bana. Ama Murat. Ya şaka yapıyorum canım. Ya zaten çok mantıklı bir fikir değil galiba bu. Yani şu dönemde İstanbul'u terk etmek, yani değer verdiğim her şeyi buradayken yurt dışına gitmek biraz saçma olacak. Neyse ya, yani sen nasılsın? Ben böyle kendi derdimle sıktım seni de biraz. Öykü nasıl, o iyi mi? Öykü iyi. Çok şükür iyi. Hafızası iyi. Keyif yerinde. Her şey yolunda yani. Çok sevindim. Yani herhangi bir şey olursa hiç çekinmeden hastaneye getirebilirsin, biliyorsun değil mi? Olur, sağ ol. Murat, kalkalım. Ben sabah erken kalkacağım. Olur tabii. Ya çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Rica ederim, ne yaptım ki? Her yerinde mısır yapmış.
Merhaba. Hoş geldin. Dur, ben sana yardım edeyim. Gerek yok, yaparım. Yok yok, ben alırım bunu. Candan gerek yok. Demir. Candan. Sen söyle. Boşanalım. Ne? Duydun işte, boşanalım. Öykü de aldığımıza göre artık bir anlamı kalmadı. Ben bir şekilde formaliteden bir evlilik olduğunu Öykü'ye anlatırım. Sen de rahat edersin. Ne konuda rahat ederim, anlamadım. Rahat edersin işte. Yani hayatını yaşarsın. İstediğin zaman, istediğin kişiyle, istediğin yerde gezersin, tozarsın. Ben şu odadan eşyalarımı da alayım. Burada kalırım. Zaten Öykü'den önce kalkarım. Heh, gel bakayım. Yabancılarla konuşma, okuldan tek başına çıkma, derslerini dinle, yemeğini ye, ilaçlarını iç, maymunluk yapma, tamam mı? Ya. Öp bakayım babayı. Baba ya, biz artık günde kaç kere öpeceğiz birbirimizi? Bak 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 bak. Bir iki bir yaş büyüdü ha. Hemen ergenlik triplerine girdi. Öp babayı. Ah. Amcayı da öp bakayım. Oh. Oh. Hadi bakalım. Hadi bay fırla. Bay baba. Bay bay mı? Hoşçakal baba. Fırla, koşma. Hadi gel, sana çay ısmarlayayım kardeşim. Kahve? Ayran, meyve, suyu, şalgam? İstemem. Allah Allah. Ya sen bana küs müsün ya? Ne küseceğim ya? Çocuk muyum ben? Tabii canım, ne küseceksin? Çocuk musun sen? Bırak. Ya bırakmayacağım. Of, bırak. Ya iyi, tamam be. Allah Allah. Sen nereye geliyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ben yalnız yürüyeceğim. Ben de seninle yürüyeceğim. Oğlum saçmalama, iki kişi nasıl yalnız yürüyecek? Allah Allah. Ya bir şey diyeceğim oğlum sana. Sen bu Cemal'in babalık testini söylemediğim için mi kızgınsın bana? Evet, o yüzden kızgınım. Ya kızma oğlum kardeşine, kıyma kardeşine. Gel bir çay ısmarlayayım da barışalım ha. Peki. Ya ben bir an bile inanmadım oğlum o herifin yaptırdığı testin gerçek olduğuna zaten. Oğlum gerçek olsaydı ne fark ederdi? Bırakır mıydın ben Öykü? Biliyorum bırakmayacağını. Yani ben kimsesizken öldü zannettiğim babam karşıma çıkmadı. DNA testi mi istedim ondan? Hoş gerçi. Yetimhanede kapıdan hangi adam girse ben babanım diye kabul ederdim de. Her çocuk kabul ederdi. Ama işte Öykü de inandı bana. Ne DNA testine herhangi bir şey, hiçbir şey sormadı ki. Bizim kan bağına ihtiyacımız başından beri yoktu ki zaten. Oğlum baksana, kızımla kaderlerimiz aynı. Yani dünyada kendini yapayalnız zannederken bir anda bir baban olduğunu öğrenmek, bunu benden daha hiç kimse bilemez. Tamam kardeşim, girmeyelim eski mevzulara, açmayalım şu eski defterleri, tamam mı? Üzme kendini, tamam mı kardeşim? Ben çok geç tanıdım babamı. Çok da erken kaybettim. Ama bunu Öykü'ye yaşatmayacağım. Kızımın hep yanında olacağım. Asla yaşatmayacağım. Ben de hep yanında olacağım. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım sizi. Biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim. Oğlum var ya, sen olmasaydın ben bu hayatla nasıl başa çıkacaktım bilmiyorum. Sağ ol. Görüşürüz Cemal. Görüşürüz Demir. Hadi lan yürü. Bak babam bekliyor. Bekliyor da ben ne yapacağım bu adamla Cemal? Tanımam etmem. Bu yaştan sonra ne babası? Ya ben gidesini bulurum nasıl olsa. Yalnız bırakmam, merak etme. Boşuna bunalım yapma yani. Hadi yürü.
Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyi. Ettin mi kahvaltını? He, yedim bir şeyler. İyi, afiyet olsun. Bu haftalık gece mesaimiz de bitti. Yarın sabah şöyle baba oğul güzelce bir kahvaltı yaparız ha. Ne dersin? İstersen dışarıda bir yerde de bir şeyler yeriz ha. İster misin oğlum? Geldiğinden beri de doğru düz konuşamadık. Evine odan alıştın mı? Hı hı. Alıştım. Güzelmiş evin. Demir. Yapma böyle be oğlum. Bak geldiğinden beri doğru dürüst yüzüme bile bakmadın. Neden direniyorsun bu kadar? Bana bir şans versen, bir anlasan her şey daha kolay olacak be yavrum. Ya sen niye şimdi geldin ki? Niye şimdi çıktın karşıma? Bunca senedir neredeydin? Bilmiyordum ki ben Demir. Bir oğlum olduğunu bilseydim, eğer seni bilseydim gelmez miydim şimdiye kadar be yavrum? Şimdi nasıl bir anda kendini babam gibi hissedebilirsin ki? Beni nasıl bir anda sevebilirsin ki? Ben gerçekten anlamıyorum. Şimdi değil ama ileride anlarsın oğlum. İleride bir gün sen de baba olunca işte o zaman beni anlarsın. Neyse ben yatayım biraz. Baba. Teşekkür ederim. Geç de olsa geldiğin için. Bundan sonra sen istesen daha hiçbir yere gitmem oğlum. Hep beraberiz. Tamam. Hadi bakalım. Gel. Oğlum ben çıkıyorum. Sana gece geç yatma tamam? Tamam baba. Hadi sabah görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Kolay gelsin. Sağ olasın. İş arkadaşı Hasan. Maalesef dün gece babanı kaybettik. Başın sağ olsun. Baba. Adam genç yaşında hiç uğruna gitti be. Hırsızları durdurmaya çalışmış karım. Sen tek başına bir güvenlik görevlisin. Onlar üç kişi. Bırak neyi çalarlarsa çalsınlar. Ya ya. Onların da el armı toplamıyor ya. Çekip vurmuşlar. Yazık oldu. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Başın sağ olsun kardeşim. Sağ ol. Ben mahalleden tanırdım rahmetli. Seninle de tanışmak bugüne nasip oldu. Uğur ben. Demir ben de. Memnun oldum kardeşim. Vay be. Çok iyi adamdı lan rahmetli. Bak rahmet istedi görüyor musun? Bilmem iyidir herhalde. Yani sen daha iyi tanıyordun onu. Ben tam tanıyacaktım ki. Tamam kardeşim hadi gel. Çıkalım biraz hava alalım ha. Uğur ya ben bir yalnız kalayım. Ne yapacaksın oğlum yalnız kalın? Yapacağım işte bir şeyler. Yalnız kalmak istiyorum. İyi tamam. Ama bir şey olursa haberdar et beni tamam mı? Merak etme. Ne oldu? Ya, gitmeyeceğim lan ben. Ya sabır. Vallahi yalnız bırakmam seni bak. Biliyorum bak baba mevzuları falan girdi moralim bozuldu anladın mı? Bırakmam ben seni yalnız.
Ya tövbe tövbe oğlum, sen nasıl bir delisin ya? Senin gibi deliyim oğlum işte. Yani sen şu kendine bak. Ya kafanda bir tane huni eksik sadece. Yalnız kalacağım, yalnız kalacağım. Ne var? Bu var yalnız kalmakta. Var, evet. İyi, tamam, tamam. Gideceğim ama bak dediğim gibi haberdar et bir şey olursa, tamam mı? Tamam, merak etme. Hadi. Konuşuruz. Tamam. Kaç santim uzamışım? İki santim. Yaşasın! Bak gördün mü, 9 yaşıma geldim. Çabucak büyüdüm. 10 yaşına geldiğinde kim bilir nasıl uzayacağım. Hadi gelin artık. Baba. He. Bence ben senden uzun olacağım. Allah Allah. Bak sen. O sütünü içmezsen uzun olamazsın. Hep böyle bücürük kalırsın. Ya. Ya. Kızım yavaş. Öykü. Gördün mü? Bıyıklarını sil. Ne? Bıyık, bıyık. Canan abla. Sen ne diyorsun? Yani ben senin kadar olabilecek miyim? Vallahi bence sen beni bile geçebilirsin ama kahvaltını bitirsen. Vallahi konuşmaya geldiğimi sırf çene. Yemeğe gelince ı-ı. Yemeğim bitecek. Hadi bakayım. Tamam. Bir şey diyeceğim. Siz küs müsünüz? Yok, nereden çıkardın? Niye öyle bir şey dedin ki? Niye küs olalım canım? Alakası yok. Hiçbirbirinize bakmıyorsunuz da. Yok işte, yemek yerken önümüze bakıyoruz. Yok bir şey ya. Kahvaltı yaptığımız için öyle. Yani ona konsantre olduk şimdi. Evet yani. Evet şey, karıcığım gel öpeyim. Gel. Bir de buradan öpeyim. Ben de öpeyim seni. Bak. Bak. Ben bir kapıya bakayım. Ne yapıyorsun kardeşlerin en cantisi? İyi, sabah sabah. Hayırdır? Allah Allah. Burak abi. Fındık kurdu. Ne yapıyorsun kız? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Aman bu kız olması var, yüzümüze bakacak yok ha. Ne haber Candan? İyiyim, sen? Baş mısın? Yok kardeşim, yok. Ben anam hazırladı, yedim evde. Ama bir çayını içerim ben. Olur, bir tat. İyi ki aç değilsin ha. Aç olsan kim bilir. Allah Allah. Oğlum sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun ya? Bir şey diyeceğim. Hı? Siz küs müsünüz? Öykü sen sabah sabah niye herkes onunla küs müsün? Bunu niye küs olalım ya? Kardeşim, kardeşim. Gel kardeşim benim. Oh. Gel o. Oh. 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 Ne küs ya? Oldu mu? Aldı. Aldı mı? Ben de öpeyim. Tamam mı? Tamam. Ha. Ağrın var mı oğlum? Dur anacığım, ayağa kalkayım, bakacağım zaten şimdi. Vallahi iyi anacığım, bak basabiliyorum üstüne. Tamam maşallah. Oğlum, şundan da bir destek al oğlum. Tamam, tamam anacığım. Ben sana meyve getireyim. Vitamin olur. Tamam, tamam. Alo Demir. İyi misin lan? Oğlum iyiyim, tamam, bir şeyim yok. Oğlum nereye kayboldun bir anda? Aklımız çıktı ya. Ya iyiyim, iyiyim. Bir şey söyleyeceğim sana oğlum, bak doğru söyle, iyi misin? Yani bir şey mi oldu? Ben istemeden seni kırdım falan, bir şey mi oldu? Anlamadım yani. Şu öyküyü bir yatırayım da buluşup konuşalım. Tamam, tamam kardeşim, buluşalım. Yatır öyküyü, şey yapalım, kahvede buluşalım, olur mu? Eyvallah. Thank you.
saatler olsun prensesime. Baba ya. Hı. Sen geç kalmayacaktın. Geldim işte kızım. Üstelik babaya yağ denmez. Gel bakayım buraya. Öp babayı sen de. Ben sana küsüm. Tamam öp, ondan sonra küsersin yine. Bak öpmezsen üçe kadar sayar gıdıklamaya başlarım seni. Bir, iki. Hı? Aferin. Demir neredeydin? Çok merak ettik seni. Merak edecek bir şey yok. Küçük bir işim vardı, hallettim geldim. Ne işi? Konuşuruz. Bugün sen beni yatıracaksın değil mi baba? Evet. Evet. Hadi fırla yatağa. Şey baba, Canan ablam çok güzel bir kitap almış bana. Onu okur musun? Okurum tabii. Hadi yatağa. Fırla 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 fırla. Kapı. Demir ne oldu? Candan nasıl söylemezsin bunu bana? Nasıl saklarsın yani benden? Cemal'le konuştuğumuz şeyi. Demir sen nereden öğrendin? Ne fark eder ki? Nasıl olsa öğrenecektim. Nasıl olsa ortaya çıkacaktı. Benim takıldığım nokta o değil. Niye söylemedin bana? Demir. Demir haklısın. Haklısın ben. Çok büyük bir hata yaptım. Duyar duymaz sana söylemem gerekirdi. Ama ben seni üzmemek için... Üzmemek için. Burada üzülecek biri varsa o ben değilim. Al bak. Öykü'nün babası benim. Ya. Aklım almıyor ya. Yani Cemal gibi bir herifin sahte DNA raporuna kandın sen. Ve bana hiçbir şey sormadın. Hiç konuşmadın benimle. Tamam. Formaliteden bir evlilik içinde bulunduğumuz durum ama. Hani biz bir takımdık. Fark etmez ki. Kan bağım olmasaydı da öyküyü Cemal'e vermezdim ki. Baba. Geldim kızım. Zıpla zıpla zıpla. Kay bakayım, kay bakayım. Allah. Ha? Bu ne? İşte Canan ablamı yeni aldı kitap. Ha, sarı kafa bitti. Buna mı başlıyoruz şimdi? Ne bunun hikayesi? Böyle en iyi arkadaşıyla böyle her şeye karşı savaşan bir şövalye. Hı. İyiymiş. Benle Uğur abin gibi. Evet ya, ben de direkt sizi düşündüm. Dur bir dur. Sen anlat bakayım, ne oldu partide? Her şey yolunda mıydı? Asıl sen neredeydin onu anlat bana. İşim çıktı kızım. Merak etme. Kötü bir şey yapmadım. Ben kızıma söz verdim çünkü kesin kes. Bitti yani. Dur, dur lafı değiştirme. Mertcan neye dayanmış sana? Tişört. Tişört mü? Nereden biliyormuş hangi beden giydiğini? Babacığım ben onun aynı yaştayım. Ve annesiyle almışlar. Ha, ne almış peki? Nasıl bir şeymiş bu? Böyle sınır pembe pembe kalpler var. Kalpler var. Evet. Göstereyim. Hayır, otur aşağı. Ben yok ederim onu bu evden. Baba sakın. Tamam, şaka yaptım. Hem öyle pembe simli şeyler falan yakışmaz sana. Bilmiyor, tanımıyor seni işte. Ya yakışıyor ki. Yakışıyor ki. Göster, nerede kaldık? Dur, bekle göstereceğim. Bura. Kızım sen bugün... Ya nasıl geldin buraya kadar? Kitap kurdun musun sen? Yoksa fındık. Hayır. Fındık kurdun musun? Hayır. Fındık kurdun musun? Hayır. Fındık kurdun musun sen? Ha? Gel buraya. Gel 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 gel. Baba. Yiyecek misin onu? Hayır. Yiyecek misin onu? Yiyeceğim. Demir. Konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok şu anda. Demir yapma böyle, ne olur. Özür dilerim. Gerçekten çok büyük düşüncesizlik ettim. Ya Cemal söyler söylemez sana gelmeliydim. Demir şimdi nereye gidiyorsun? Geç gelirim. Arkamdan kapıyı kilitle.
devlerle savaşıp onları yendi. Prensesleri kurtardım, zor durumda olanlara yardım ettim. Büyücüleri ortadan kaldırdım. Düşman birliklerini bozguna uğrattım. Canan abla, bu kitap çok güzelmiş. Sevdin mi? Çok sevindim, güle güle oku. Canan abla, babamı aradın mı? Aradım tatlım ama açmadı. Ya nerede ki? Partinin ortasında yok olup gitti, kimseye de haber vermedi. Vallahi ben de bilmiyorum ki tatlım, anlamadım. Ama çok önemli bir işi vardır yani. Önemli olması seni partini bırakıp hayatta gitmezdi. Arıyor. Ben açabilir miyim? Tabii ki. Al bakalım. Alo baba. Kızım nasılsın? İyiyim. Neredesin sen? Partinin ortasında yok olup gittin kimseye de haber vermeden. Ben çok özür dilerim ya. Öykü çok yani acil bir işim çıktı da biliyorsun. Yoksa gitmezdim. Ne işin çıktı? Anlatırım anlatırım. Nasıl gidiyor parti? Anlat bakayım. Bitti baba parti, bitti. Mertcan'ın annesi gittiler. Uğur abim de Ayşe'yi yurda bırakmaya gitti sevgi öğretmenine. Biz de Canan ablamla evdeyiz. Tamam, benim küçük bir işim daha var. Onu da halledip geleceğim, tamam mı? Tamam. Geç kalmayacaksın değil mi? Kalmam, kalmam. Pastadan bana da ayır. Seni kocaman öpüyorum, prensesim benim. Hoşça kal baba. İşi varmış. Devlerle savaşıp onları yendi. Prensesleri kurtardım. Zor durumda olanlara yardım ettim. Büyücüleri ortadan kaldırdım. Düşman birliklerini bozguna uğrattım. Canan abla, bu kitap çok güzelmiş. Sevdin mi? Çok sevindim. Güle güle oku. Canan abla, babamı aradın mı? Aradım tatlım ama açmadı. Ya nerede ki? Partinin ortasında yok olup gitti, kimseye de haber vermedi. Vallahi ben de bilmiyorum ki tatlım, anlamadım. Ama çok önemli bir işi vardır yani. Önemli olması seni partini bırakıp hayatta gitmezdi. Hah, arıyor. Hah. Ben açabilir miyim? Tabii ki, al bakalım. Alo baba. Kızım nasılsın? İyiyim. Neredesin sen? Partinin ortasında yok olup gittin kimseye de haber vermeden. Ben çok özür dilerim ya. Öykü çok yani acil bir işim çıktı da biliyorsun. Yoksa gitmezdim. Ne işin çıktı? Anlatırım anlatırım. Nasıl gidiyor parti, anlat bakayım. Bitti baba parti, bitti. Mertcan'ın annesi gittiler. Uğur abim de Ayşe'yi yurda bırakmaya gitti sevgi öğretmenine. Biz de Canan ablamla evdeyiz. Tamam, benim küçük bir işim daha var. Onu da halledip geleceğim, tamam mı? Tamam. Geç kalmayacaksın değil mi? Kalmam, kalmam. Pastadan bana da ayır. Seni kocaman öpüyorum, prensesim benim. Hoşça kal baba.
varmış. Gelir, merak etme. Hadi ben şuraları toplayayım. Hoş geldin. Candan, okulda bir şey olmuş değil mi? O İlayda'yla manyak annesi üzmüşler değil mi kızımı? Yok Demir, yok öyle bir şey yok. Sen geç içeri, gel. Geç. Kardeşim, hoş geldin. Hoş geldin Demir. Ne oluyor ya? Hoş bulduk Sevgi. Candan bir şeylerden bahsetti. Öykü okulda bir şey... Yok yok. Öncelikle Öykü hakkında hiç kötü bir şey yok, merak etme. Candan niye söylemedin? Aklıma bin türlü şey geldi. Haklısın ama... Ya oğlum ya, kızlar sürpriz yapmak istemişler işte. Yani sen de naz yapma geç. Bir balık yapmışlar. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Elleriyle hazırlamışlar balığı. Balık mı? Hı hı. Bak bu mezeler falan var ya, hepsini kendileri yapmışlar. Dışarıdan hiçbir şey almamışlar. O zaman biz balıkları getirelim Candan. Bak o kadar övdü Uğur, mahcup olmayalım. Hadi. Vay be, balık ha. Ha, oğlum. Cemal sana mı gelmiş? Evet oğlum, geldi işte, senin yanına geldim konuşayım diye. Vaktin yoktu, konuşamadık. Sen Öykü'yü eve bırakırken Hacı Anam mı söyledi sana? Evet, evet de sonrasında da sokakta karşıma çıktı Cemal. Ya bu herif niye hala bizim peşimizde, anlamadım ya. Ben de bir şey konuşmak için gelmiş. Doyamadı zaten konuşmaları, ne konuşacakmış ki? İşte dedi yani, Asun'un onu ihbar ettiğini sen biliyor musun? Ne? Ya biliyormuşsun işte Asun'u ihbar ettiğini, önceden haberim varmış. Sen de inandın mı yani şu an buna yani? Ben öyle bir şey demedim Uğur. Ha, şimdi de herif bizim aramızı bozmaya taktı kafayı, bak ben sana söyleyeyim görürsün. Of, balığa bak ya. Of, ellerinize sağlık, vallahi ellerinize sağlık. Ben şöyle geçeyim. Ben bir tane alacağım vallahi. Nasıl? Efsane. Alsana bir tane. Alacağım şimdi. Demir, ver. Hı? Ver tabağını. Enginar. 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 Zıpla zıpla zıpla. Kay bakayım, kay bakayım. Allah. Ha? Bu ne? İşte Canan ablam yeni aldı kitap. Ha, sarı kafa bitti. Buna mı başlıyoruz şimdi? Ne bunun hikayesi? Böyle en iyi arkadaşıyla böyle her şeye karşı savaşan bir şövalye. Hı. İyiymiş. Benle Uğur abin gibi. Evet ya, ben de direkt sizi düşündüm. Dur bir dur. Sen anlat bakayım, ne oldu partide? Her şey yolunda mıydı? Asıl sen neredeydin, onu anlat bana. İşim çıktı kızım. Merak etme. Kötü bir şey yapmadım. Ben kızıma söz verdim çünkü kesin kes. Bitti yani. Dur dur, lafı değiştirme. Mertcan neye dayanmış sana? Tişört. Tişört mü? Nereden biliyormuş hangi beden giydiğini? Babacığım, ben onun aynı yaştayım. Ve annesiyle almışlar. Ha, ne almış peki? Nasıl bir şeymiş bu? Böylesine pembe pembe kalpler var. Kalpler var. Evet. Şimdi göstereyim. Hayır, otur aşağı. Ben yok ederim onu böyle. Baba sakın. Tamam, şaka yaptım. Hem öyle pembe simli şeyler falan yakışmaz sana. Bilmiyor, tanımıyor seni işte. Yok, yakışıyor ki. Yakışıyor ki. Göster, nerede kaldık? Dur, bekle göstereceğim. Bura. Kızım sen bugün... Ya nasıl geldin buraya kadar? Kitap kurdun musun sen? Yoksa fındık? Hayır. Fındık kurdun musun? Hayır. Fındık kurdun musun? Hayır. Fındık kurdun musun sen? Ha? Gel, 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 gel. Yiyecek misin onu? Baba. Hı. Bugün sen, ben, Canan ablam gezelim mi? Olmaz, işim var benim. Ne işin var? İşim var işte kızım, işe başladım. Gerçekten mi Demir? Hı hı. Ne işi bu peki? Nerede? İş işte canım, ne yapacaksınız? Ben de geleceğim. Olmaz. Ne olur? Olmaz. Ne olur? Bana ne? Ben de geleceğim. Ben de senin işini göreceğim. Ya kızım, benim işimin ilk günü, ne işin var senin orada? Sen oturacaksın lan ablanla evde. Ben zaten işe gitmek için çıkacağım. İstiyorsan ben de gel. Yok yok.
Tamam, benle gel sen kızım, benle gel. Tamam ama bana bak. Orada ağzını açmayacaksın, oturacaksın, akşama kadar oradayız, tamam mı? Tek bir kelime istemiyorum. Oley! Tamam, ağzımı kapatacağım. Tamam, bitir şey kahvaltını, hemen kalkalım. Demir, çok sevindim adına. Ne işi bu, nasıl bir şey? İş işte, insan işi. Ver ellerimi yüküme. Konuşalım mı? Lütfen. Ne konuşacağız Candan Allah aşkına bu saatte? Yatıp uyuyalım işte. Uyudun mu? Özür dilerim. Ne kadar kızsan haklısın bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.